Evet arkadaşlar bu dersimizde dik prizmalar konusunu beraber inceleyeceğiz. Dik prizma dediğimizde yan ayrıtları taban düzlemine dik olan prizmaya dik prizma denir. Dik prizmada yan yüzeyler dikdörtgendir. Yan ayrıtlar prizmanın yüksekliğine eşittir. Aşağıda bazı dik prizmalar ve açılımları verilmiştir. Şekli dikkatli incelerseniz arkadaşlar. Üçgen dik prizmayı gözlemliyoruz. Alt tabanımız ABC üçgeni. Üst tabanımız DEF üçgeni olmak üzere. Prizmayı yan tarafta açı, açtığımızda dik üç, üçgen dik prizmanın açılımı dediğimiz zaman dikkat edin. Alt tabanımız ABC burada. Üst tabanımız hemen karşısında DEF üçgeni olmak üzere. Yandaki yüzeylerimizde ABED e, dikdörtgeni şurada hemen altında BFC dikdörtgeni ve ADFC dikdörtgenini gözlemleyebiliriz. Hemen alt kısma geçtiğimizde diğer sayfamızda dikdörtgenler dik prizma dikdörtgen dik prizma dediğimizde dikkat ederseniz şeklimizde alt tabanımız ABCD dikdörtgeni, üst tarafı üst tabanımız EFGH dikdörtgeni olmak üzere şekli açtığımızda yan taraftaki dikdörtgen dik prizmanın açılımı gözle gözlemleyebiliriz. Buraya baktığımızda da prizmalar isimlerini tabandaki geometrik şekle göre alırlar da diyebiliriz. Düzgün altıgen dik prizma dediğimizde dikkat ederseniz düzgün altıgen dik Dik prizmada alt taraftaki tabanımız ABCDE düzgün altıgen yine üst taban olan A üstü B üstü C üstü D üstü E üstü F üstü yine o da düzgün altıgendir ki düzgün altıgen dik prizmanın da açılımını hemen sağ tarafta görebiliyoruz. İlerlediğimizde dik prizmanın alanı ve hacmi dediğimizde arkadaşlar tüm prizmaların alanları ve hacimleri aynı şekilde hesaplanır. Hacim dediğimizde genelde V harfi ile gösteririz. Taban alanı çarpı yükseklik. Yanal alan dediğimizde taban çevresi çarpı yükseklik. Yüzey alanı dediğimizde toplam yüzey alanından bahsedeceğiz. İki tane taban alanı ile yanal alanı toplayacağız. İlerlediğimizde örnek bir de ABCD F üçgen dik prizma olarak ifade edilmiş. Sorumuzda verilenlere göre denilmiş. Prizmanın yüzey alanı kaç santimetre karedir deniliyor. Öncelikle prizmanın yüzey alanını bulurken bir tane alt tabanımız var. Altta dikkat ederseniz 5, 12, 13 özel üçgeninden AB uzunluğunu 13 olarak bulduk. Alttaki dik üçgenin alanı 5 çarpı 12 60 bölü 2'den 30 cm kare. Yani alttaki üçgenin alanı 30 cm kare. Aynı üçgenden üst tarafta DFE dik üçgeni vardır ki o da kaç cm kare? 30 cm kare olacaktır. Bu ikisinin toplamı 60 cm kare oldu. İki tane taban alanını topladık. Artık bir de ne vardı? Yanal alan. Yanal alanı nasıl buluyorduk? Tabandaki şeklin çevresi çarpı yükseklik. Peki tabandaki şeklin çevresi hemen şuraya kenara yazalım. Yanal alan. Kısaca şöyle, yanal alan diyelim. Alan nokta. Taban çevresi 5 ile 12'yi topladık. 17. 13 ile topladık. 30 çarpı yükseklik. Dikkat edin burada 10. 10'la çarptığımızda yanal alanımız. 300 santimetre kare olur. 60'ta taban alanlarımızdı. O halde 60'da da 300'ü toplarsak 360 santimetre kare olur. Yüzey alanı toplamı doğru cevabımız A şıkkı. Örnek 2'ye geldiğimizde tabanı düzgün altıgen olan dik prizmanın yanal alanı 288 santimetre karedir. Taban bir kere düzgün altıgen prizmanın taban çevresi 24 verilmiş sorumuzda prizmanın taban çevresi 24 ise düzgün altıgen dediğine göre tabana her bir kenarımız ne olacaktır? 24'ü 6'ya bölersek 4 cm olacaktır. Demek ki tabandaki altıgenin her bir kenarı 4'er cm. Peki bir de bize ne verilmiş? Prizmanın yanal alanı verilmiş. Yanal alan nasıl bulunuyordu? 288 eşittir. Taban çevresi yani 24 çarpı prizmanın yüksekliğine h diyorduk. O halde her iki tarafı 24'e bölersek ufak bir bölme işlemi yapacağız şimdi h eşittir burada. Önce 2'ye e, böldüm 12 oldu. 2'ye bölersem 144 olur. Şöyle 2'ye bölersem 6, 2'ye bölersem 72. 72'yi de 6'ya bölersem o halde prizmamızın yüksekliğini 12 cm olarak buluruz. Soru kökünde cismin yüksekliği kaç santimetredir deniliyor. O halde cevabımız 12'dir. Doğru cevabımız A şıkkı olur. Örnek 3'e geldiğimizde DF diktir FE'ye AB uzunluğu 10 cm. AD eşittir 4 cm ve yukarıdaki şekildeki üçgen dik prizmanın hacmi sorgulanıyor. Öncelikle DFE dik üçgeni ikiz kenar dik üçgen olup alt tabanla üst taban birbirine eşit olacağı için bu prizmada neticede C köşesindeki açıda 90 derece olacaktır. Yine alt tarafta AB uzunluğu 10 cm olduğuna göre ikiz kenar dik üçgen bilgimizden eşit kenarlarımızın 5 kök 2 5 kare kök 2 cm olduğunu söyleyebiliriz. Bunu yaptık sonra hacim nasıl bulunuyordu? Taban alanı çarpı yükseklik. Tabandaki alanı buluyoruz. Ne yapıyoruz? 5 karekök 2 çarpı 5 karekök 2. Dik kenarları çarpıp 2'ye böldük. Taban alanı çarpı yükseklik. Cismin yüksekliği 4 cm. Gerekli işlemleri yaparsak hacmi bulacağız. Kök 2 ile kök 2'yi çarptık. 2 ile sadeleştirdik. 5 kere 5 25 çarpı 4'ten aradığımız cevap 100 cm küp olur. Doğru cevabımız A şıkkı. Örnek 4'e geldiğimizde D üssü C üssü 2 cm, A A üssü 6 cm olarak cismin yüksekliği verilmiş. A B B C'ye eşit 5 cm. Yukarıdaki şekildeki dik yamuk dik prizmanın hacmi sorgulanıyor. Ne biliyoruz? Hacim bulurken taban alanı çarpı yükseklik diyecektik. Öncelikle şunu yapıyoruz. D üssü C üstü D C'ye eşit olacağı için burası 2 birim. Bununla beraber dikkat ederseniz C'den bir tane paralel çekersem ben AD'ye şurası dik olur. Tabanda bir adet diklik oluşacaktır. Ve 2 santimetrelik DC uzunluğunu AH'a aktardığımızda H ile B arası artık 3'tür. Tabandaki CB dik üçgeni 3-4-5 üçgeni olacağı için burası 4 artık AD uzunluğu da ne olur? 4 olur. Peki tabandaki dik yamuğu şöyle sembolik olarak sağ tarafa çizelim. Tabanda ne var? Üst taban 2. Hemen burada yükseklik olarak 4 var. Bulduğumuz 4. Ta alt tabanımızda kaç? 5. Alt o halde yamuğun alanını buluyoruz. Alanı kısaca A olarak ifade edelim. Alt taban 5 artı üst taban 2 bölü 2 çarpı yükseklik 4 dediğimizde buradan ne gelecek? Gerekli işlemleri yapıyoruz. 5 artı 2 7 çarpı 2'den alan 14 cm kare olur. Prizmanın hacmi isteniyordu. Taban alanı 14 çarpı yükseklik neydi? 6. 6 ile 14'ü çarparsak aradığımız hacim 84 santimetre küp olur. Doğru cevabımız D şıkkı. Örnek 5'e geldiğimizde 2012 LYS'de çıkmış bir sınav sorusunda bir düzgün altıgen prizmanın bir yanal yüzünün çevresi 18 santimetre olarak tabanının çevresi de 24 santimetre olarak verilmiş. Yanal yüz dediğimiz şey öncelikle bunu bir tarayayım. Yanal yüz burası. Tabanının çevresi 24 ise 6'ya bölersek 24'ü. 6 6 kere 4 24 olacağı için buralara ne yazarız? 4'er santimetre uzunluklar yazarız. Peki bu prizmanın açılımı verilmiş. Açılımın çevresi soruluyor. Peki bu açılım olduğuna göre neticede ben bunu topladığımda buradaki her bir kenar yukarıdaki ve alttaki A düzgün altıgenin kenarlarıyla çakışacaktır. O zaman buraların her biri 4'er santimetre olacaktır. Bir tane yanal yüzünün çevresi 18 santimetre olduğuna göre burası 4. Burası o zaman x ise şurası x. Buranın çevresi o halde 18 eşittir. 8 artı 2 x'ten. 10 eşittir 2x. x'i buradan ne buluruz gençler? 5 santimetre buluruz. O halde x yerine 5 yazdık. Buraya 5. O halde karşısı da 5. Daha sonra ne isteniyordu bizden? Açılımın çevresi. Minik bir renk değişikliği yapalım. Ve buradaki dikkat edin açılımın çevresini hesaplıyorum. Sayıyorum. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane 4 burada var. O zaman 10 tane 4 de tam karşısında şu şekilde üzerinden geçtiğim çizgide var açılımda. O zaman 10 tane 4 karşı tarafta var. 40, Karşıda da 40 var. 80 santimetre buradan gelir. Artı açınımda bir de iki tane de 5'imiz var burada. 10 dediğimizde açınımın toplam çevresi ne olur? 90 santimetre olur. Doğru cevabımız C şıkkı. Dikdörtgenler prizması dediğimizde arkadaşlar tabanları dikdörtgen olan dik prizmaya dikdörtgenler prizması denir. Aynı yüze ait olmayan iki köşeyi birleştiren doğru parçasına da cisim köşegeni denir. Yani şekle baktığımızda cisim köşegeni en uzak iki köşe olan B ile H'ı birleştirdiğimizde oluşan BH doğru parçası cismin cisim köşegen uzunluğu diyebiliriz. BH cisim köşegen uzunluğu zaten burada da ifade edilmiş. BD ise yüzey köşegeni. BD eşittir A kare artı B kare tabandaki Pisagor'dan bunu yapacağız. Ezberlememize gerek yok. Bu durumda BH uzunluğu dediğimiz cisim köşegen uzunluğu da cismin yüksekliği C olduğuna göre DH C olacağı için HDB dik üçgenindeki Pisagor'la BH uzunluğu karekök içerisinde A kare artı B kare artı C kare bağıntısıyla bulunur. Hacim dediğimiz zaman yine taban alanı çarpı yükseklikten tabanda dikdörtgen olduğu için A çarpı B çarpı C ile yan alanda taban çevresi 2A artı 2B çarpı cismin yüksekliği ile bulunabilir. Örnek 6'ya geldiğimizde ayrıtları 6 santimetre, 2 santimetre ve 9 santimetre olan şekildeki dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı kaç santimetre karede denilmiş. Yüzey alanı dediğimiz zaman alttaki taban alanımızı nasıl buluyoruz? Dikdörtgen olduğu için kısa kenarla uzun kenarı çarpıyoruz. 2 kere 6 12 cm kare. Burası 12 iken üst taban alanımızda 12 cm kare olduğu için taban alanları toplamı 24 cm kare. Artı bir de ne yapıyorduk? Yanal alan. Yanal alanı şu şekilde şöyle göstereyim. Kısaca YA ile ifade edelim. Yanal alan. Şöyle yazdık. Yanal alan dediğimizde ne yapıyorduk? Taban çevresi. Tabandaki çevremiz ne? 2 artı 6 dikdörtgen çarpı 2 dediğimde çevresi çarpı cismin yüksekliği 9 dediğimde yan alanı buluyoruz. O zaman 24 artı 2 ile 6'yı topladık. 8. 8 kere 8 kere 2, 16, 16 çarpı 9 dedik. Buradan o halde işlemi devam ettiriyorum. 24 artı artı 16 ile 9'u çarparsak 144 buluruz, 144 ile de 24'ü topladığımızda toplam yüzey alanı 168 santimetre kare olur doğru cevabımız e şıkkı. Örnek 7'ye geldiğimizde taban ayrıtları 8 ve 5 santimetre olan dikdörtgenler prizmasının hacmi 80 santimetre küptür. Bu prizmanın alanı soruluyor. Sembolik bir şekil çizelim. Sembolik şeklimizi şuradan hemen bir tane şekil alalım. Şöyle yapalım. Şunu alalım. Bir tane dikdörtgenler prizması oluşturacağız şimdi. Şu şekilde. Şöyle sembolik bir şekil yaptık ve dedik ki burada kısa kenar uzun taban ayetleri 5 ve 8. Kısa kenarına 5 dedik. Uzun kenarına 8 dedik. Hacmini vermişler. Yüksekliğini de bilmiyoruz. H dedik. Hacim 80 eşittir. Ne diyeceğiz? Taban alanımız 5 çarpı 8 40 çarpı yükseklik kaç? Sıfırlar gitti. 8'i 4'e böldük. H oldu 2. Demek ki bu prizmamızın yüksekliği neymiş? 2 santimetreymiş. Bunu bulduktan sonra prizmanın alanı isteniyordu bizden. Prizmanın taban alanı neydi? 5 kere 8 40 santimetre kare bu. E, üst tabanda 40 santimetre kare. Toplarsak ne olur? 80 santimetre kare artı. Bir de neyi ekleyeceğiz buraya? Yanal alanı. Yanal alanı hemen bulalım. Yanal alan nasıl bulunuyordu prizmalarda? Taban çevresi Tabanda dikdörtgen var. 5 ile 8'i topladık. 13 çevresi dediği için 2 ile çarptık. 26. 26 ile neyi çarpacağız? Yüksekliği 26 çarpı 2'den ne gelecektir? 52 santimetre kare olur yan alan. Bunu da ne yapacağız? Taban alanlarıyla toplayacağız. 52 santimetre kareyi buraya eklersek, 80 ile 52'yi toplarsak aradığımız alan 132 santimetre kare olur. Doğru cevabımız D şıkkı. Örnek 8'e geldiğimizde AB uzunluğu 12 cm, GC uzunluğu 4 cm, alan HDB 26 santimetre kare olarak verilmiş şekildeki prizmanın hacmi sorgulanıyor. Öncelikle yükseklik 4 cm ise EA4. DH da 4 cm'dir. Alan HDB dedikleri için şuradaki dik üçgen oluşacağından taralı bölgenin alanını bulurken DB köşegen uzunluğuna x dersek 4 çarpı x bölü 2 eşittir ne deriz? 26. Gerekli sadeleştirmeleri yaparsak buradan x ne olacaktır? 13 cm bulunacaktır. Peki x yerine 13'ü yazdık. O zaman tabanda dikdörtgen olduğuna göre taradığımız ADB üçgeni 5, 12, 13 özel üçgeni olacağından AD uzunluğu 5 olur. O da zaten BC'ye eşittir. Prizmanın hacmi soruluyordu bize gençler soru kökünde. Hacim eşittir taban alanı yani 5 çarpı 12 çarpı yükseklik dikkat edin 4. 4 ile çarpacağım. 5 çarpı 12 60. 4 ile çarparsam aradığımız cevap 240 santimetre küp olur. Doğru cevabımız C şıkkı olur. Dokuzuncu örneğimize geldiğimizde bir dikdörtgenler prizmasının ayrıtları 2, 5, 6 sayılarıyla doğru orantılıdır. Hemen sembolik bir şekil çizelim. Şeklimizi buradan alalım. Şöyle yapalım. Hemen sembolik bir şekil çiziyoruz. Şöyle küçültelim biraz. Ve birik bir renk değişikliği yapalım. Sonra sorumuzu çözmeye devam edelim. Dikdörtgenler prizmasının ayrıtları 2 ile 5 ile ve 6 ile doğru orantılı. Demek ki yüksekliğimiz 2K olsun. Şeklimize göre şuradaki tabandaki dikdörtgenin kısa kenarı 5K olsun. Uzun kenarına da 6K diyelim. Orantılı yerleştirelim. Bu prizmanın hacmi 480'miş. Hacminin 480 olduğunu bildiğime göre taban alanı yani 5K çarpı 6K uzun kenar çarpı yükseklik 2K dememiz yeterli. Buna göre prizmanın alanını arıyoruz. Öncelikle şunu yapalım. Sağ tarafta B2 ile şu 480'i sadeleştirdik. 240 kaldı. O zaman 240'ı yazdık. 5 kere 6 30 çarpı K kare K küp. K küp oldu. Sıfırlar gitti. 24'ü 3'e böldük. 8 eşittir K küp dediğimizde k'yi buradan ne buluruz gençler? 2 buluruz. K yerine 2 yazarsak prizmanın artık yüksekliği 4. Taban uzunlukları 6 kere 2 12 cm ve 10 cm olarak bulunur. Peki soru kökünde bizden prizmanın neyi isteniyor? Alanı isteniyor. Alanını bulurken ne yapıyorduk arkadaşlar? Önce 2 tane taban alanı var. Tabandaki alanımıza bakalım. 10 çarpı 12'den 120 santimetre kare tabandaki bu alan. E üst tabanda da var bir tane aynısından 120 çarpı 2'den ya da 120 ile 120'yi toplarsak 240 santimetre kare buradan gelir artı. Şimdi ne yapacağız? Yanal alan. Yanal alanı nasıl yapıyorduk? Yanal alanı hemen şurada yapalım. Sonra sağ tarafa ilave ederiz. Yanal alan diyelim. Yanal alan. Taban çevresi. Taban çevresini nasıl buluyoruz? 10 kısa kenar 12. Uzun kenar çarpı 2. Taban çevresi çarpı yükseklik ne? 4. Bununla da çarpıyorduk. 10 12'yi topladık. Ne yaptı? 22 çarpı 2 kere 4 8 dediğimizde 8 kere 2 16 8 kere 2 16 17 176 demek ki 240'a neyi ekleyecekmişiz yanal alanı olan 176 santimetre kareyi ekliyoruz 240 340 416 santimetre kare olur toplam prizmanın alanı doğru cevabımız bu durumda e şıkkı. 10. sorumuza geldiğimizde 10. örneğimizde AB uzunluğu 5 cm, GC uzunluğu 3 cm, BH uzunluğu da kök 38 cm olarak verilmiş prizmanın hacmini arıyoruz. Öncelikle GC uzunluğu şekli çok karıştırmadan HD uzunluğuna eşittir 3. AB uzunluğu da neticede dikkat edin yerinde duruyor. DC'ye eşittir. Peki ben şöyle bir hamle yapayım. BH uzunluğunu soruda vermişler. Yani cisim köşegen uzunluğunu vermişler. Kök 38 yerine yazdık. D ile B'yi birleştirdiğimiz zaman oluşan HDB dik üçgeninde DB köşegen uzunluğuna x der Pisagor e yaparsak x kare artı 3'ün karesi 9 eşittir. Kök 38'in karesi 38 dediğimizde 9'u diğer tarafa atarsak ne çıkacaktır? x kare eşittir ne olur? 38'den 9'u çıkartırsak 29. X bu durumda kare kök 29 bulunur. X yerine kök 29'u yazdık. Bunu yazdıktan sonra tabandaki şekildeki ABCD dikdörtgen olduğu için dikkat edin ABD dik üçgenine geldik. Peki AD kısa kenarına Y deyip burada Pisagor yapıyoruz. Y kare artı 5'in karesi 25 eşittir. Kök 29'un karesi 29 diyen birey. 25'i diğer tarafa attığında Y kare eşittir 4. Buradan Y'yi ne bulur? 2 bulur. Y demek ki şurası 2'ymiş. Bizden istenen prizmanın hacmi. Hacim eşittir taban alanı. 5 çarpı 2 10. Çarpı neydi prizmanın yüksekliği? 3. 3 ile onu çarparsak aradığımız cevap 30 cm küp olur. Doğru cevabımız C şıkkı olur. 11. örneğimizde boyutları ABC olan bir dikdörtgenler prizmasının hacmi 100 cm küptür. 1 bölü A artı 1 bölü B artı 1 bölü C eşittir 4 bölü 5 olduğuna göre prizmanın alanı kaç cm karedir denilmiş sorumuzda. Sembolik bir prizma alalım. Bu prizmayı şöyle şekli en azından daha rahat yorumlamak adına gözümüzde canlansın. Hemen koyduk buraya. Boyutları A, B, C denilmiş. O zaman şöyle sembolik buraya A, buraya B, buraya da C dedik. Sorumuzda bize ne veriliyor? Şöyle bir ifade verilmiş. Rasyonel bir ifade. 1 bölü A artı 1 bölü B artı 1 bölü C eşitmiş neye? 4 bölü 5'e. Peki öncelikle şunu yapalım. Minik bir renk değişikliğine gidelim. Diyoruz ki soruda rasyonel bu if olan bu ifadede paydaları eşitleyelim. Burayı B çarpı C ile burayı A çarpı C ile burayı da ne ile? A çarpı B ile çarptığımızda paydalar eşitlenmiş olur. O halde üstleri çarpıyorum. Hemen alt tarafta işleme devam edelim. B çarpı C bölü A, A, A çarpı B çarpı C artı A çarpı C bölü A çarpı B çarpı C artı ne oluyor? A çarpı B bölü ne gelecek? A çarpı B çarpı C eşittir 4 bölü 5. Peki buradan yolu çıkarak düzenlersek ifademizi B çarpı C artı A çarpı C artı a çarpı b bölü a çarpı b çarpı c eşittir. Ne buluruz? 4 bölü 5 buluruz. Peki soruda bize denilmiş ki prizmamızın hacmi 100. Hacim 100 ise o zaman diyoruz ki hacim eşittir. A, 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 çarpı b çarpı c yani taban alanı çarpı yükseklik. Bu eşittir o zaman 100'e. Demek ki ben artık şuraya ne yazacağım? 100 değerini 100 santimetre küpü ifadenin alt kısmına yazacağım. Peki Prizmanın alanı soruluyor bize o halde önce neyi bileceğiz bu prizmanın alanını bulurken toplam alan nedir prizmaya bakarsak bir tane taban alanımız burada var A çarpı B bir de üst tarafta var e o zaman 2 çarpı ne diyebilirim A çarpı B artı A çarpı C artı bir de B çarpı C var bizden istenen alan bu toplam alan. Prizmanın alanında bu şekilde ifade edilmiş. O zaman gerekli işlemleri yapalım. Biz diyelim ki prizmanın toplam alanını bulurken şurada 100 ile 5'i sadeleştirdik. 20. O zaman içler dışlar çarpımı yaparsak ifadede B çarpı C artı A çarpı C artı A çarpı B ifadesi ne olur? 80 olur. Bize ne soruluyormuş? E sol tarafta hemen bulmuştuk. 2 katı demek ki sağ taraftaki ifadenin her iki eşitliğin iki tarafını 2 ile çarparsak o halde aradığımız prizmanın alanı ne olur? 160 santimetre kare olur. Doğru cevabımız E şıkkı. İlerlediğimizde örnek 12'de EFGH dikdörtgenler prizması olarak verilmiş. EK uzunluğu 2 santimetre. KH ve EA uzunluğu 4 santimetre. KB uzunluğu da bize verilmiş. 2 kök 13 santimetre. Buna göre prizmanın hacmi isteniyor bizden. Öncelikle şunu söyleyebiliriz. K'dan aşağıya doğru indiğimizde AD'ye dokunduğumuz yere biz e, şekilde bir harf verirsek T dersek diyelim ki bu T ile K ile T arasındaki mesafe ne olur? 4 cm. EK2 ise A ile T arası da ne olur? 2 olur. Peki ben T ile B'yi birleştirdiğimde şurada bir dik üçgen elde ederim ki bu dik üçgende TB uzunluğuna x dediğimde Pisagor yapabilirim. KB uzunluğu çünkü soruda bize verilmiş. 2 kök 13. Şimdi o üçgende Pisagor yapıyorum. Dik kenarın karesi x kare artı 16 dördün karesi eşittir. 2 kök 13'ün karesi 52. 16'yı diğer tarafa atarsam x kare eşittir. 36 buluruz arkadaşlar. x buradan 6 santimetredir. Peki x yerine 6 santimetreyi yazarsak buraya artık tabandaki dikkat edin dik üçgende işaretlediğimiz ATB üçgeninde AB uzunluğuna da y edersen bir pisagor daha yaparım. 2'nin karesi 4 artı y'nin karesi y kare eşittir neye 6'nın karesi 36'ya 4'ü diğer tarafa atarsak ne olur Dikkat ederseniz 32 olur. Y kare eşittir 32. Y de bu durumda olur. 4 kare kök 2. Y'yi de bulduk. Yani AB uzunluğunu da bulmuş olduk. Peki bizden istenen prizmanın hacmi. Prizmanın hacmi eşittir. Taban alanı. Tabandaki dikkat edin. Taban alanı dediğime göre 4 kök 2 burası. EH uzunluğu 6 ise BC de 6. Hemen buraya yazalım. 4 kök 2 çarpı 6'dan taban alanı 6 kere 4. 24 kare kök 2 çarpı yükseklik çarpı 4. Yani aradığımız hacim o halde 4 çarpı 24'ten 96 karekök 2 santimetre küp olur. Doğru cevabımız bu durumda B şıkkı olur. Örnek 13'e geldiğimizde AB uzunluğu 4 santimetre, BC uzunluğu 2, GC uzunluğu 6 santimetre olarak verilmiş. Prizmada verilenlere göre HK kaç santimetredir deniliyor. Öncelikle şunu yapabiliriz arkadaşlar. Diyebiliriz ki ben ee, yukarıdaki yüzeyde H ile F'yi birleştirdiğimde dikkat edin oluşturduğumuz üçgene baktığımızda bu bir dik üçgendir ve bu dik üçgende şuraya 90 derece koyarız ve bundan sonra gerekli işlemleri yaparız. GC uzunluğu 6 cm ise o zaman buralara 3'er cm kalır. BC 2 olduğu için GF 2, AB de 4 olduğu için HG 4'tür. Yukarıdaki yüzeydeki dikdörtgende yapacağımız Pisagor'la HF'yi buluruz. HF'ye X diyelim. O zaman X'in karesi eşittir. 4'ün karesi 16 artı 2'nin karesi 4'ten X olur. 2 karekök 5. X'i bulduk. O halde X'i şimdi hemen Ufak bir renk değişikliği yaparak yerine yazacağım. Şuraya o zaman 2 karekök 5 yazdık. Hemen bu dik üçgene tekrar dönerek orada bir pisagor daha yapacağım. Aradığımız HK ne oldu? Hipotenüs bunun karesi eşittir dik kenarların kareleri toplamı. 3'ün karesi 9 artı 2 kök 5'in karesi 20. O halde aradığımız HK uzunluğu ne olur? Kök 29 santimetre olur. Doğru cevabımız A şıkkı. 14. sorumuza geldiğimizde şekildeki dikdörtgen prizmasında AB uzunluğu 6 cm, AB 6 cm verildiği gibi BC ve CC üstü de 4 cm verilmiş. Alan APB sorgulanıyor. Öncelikle şöyle değerlendirebiliriz arkadaşlar. Yandaki BCC üstü B üstü Dikkat edin. Burada 4'er santimetrelik ayrıtlarla beraber bir kare yüzey var. O kare yüzeye baktığımda burası dik olduğu için ben artık o kare yüzeydeki BC üssü köşegen uzunluğunu bulabilirim. O köşegen uzunluğunu da bulduktan sonra hemen ne yapacağım? İki paralel arasında yükseklik değişmez diyerek buraya C üssü B'yi AB'nin olduğu yere aktaracağım. Yani PH yapacağım. Diyorum ki o zaman ben şurası da dik olacaktır. 4, 4 şurası oldu. 4 kare kök 2. İki paralel arasında yükseklik değişmeyeceği için bu 4 kök 2 santimetrelik uzunluk artık PH uzunluğuna eşit olup alan APB'yi bulurken yükseklik olarak o halde 4 kök 2'yi alırız çarpı taban olarak 6'yı alırız. 2'ye böleriz çarpıp gerekli işlemleri yaptığımızda al aradığımız alan 12 karekök 2 santimetre kare olur. Doğru cevabımız A şıkkı. Örnek 15'e geldiğimizde AB uzunluğu 7 cm, BC 5 cm, EA da 10 cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki tahta bloğun F köşesinden Ayrıtları 1 cm olan küp kesilerek çıkartılıyor. Buna göre kalan cismin yüzey alanı kaç santimetre kaydır? Prizmalarda bu tarz sorular genelde çok sık karşımıza çıkar gençler. Öncelikle şunu hiçbir zaman unutmayın. Yüzey alanı hava ile temas eden yüzey demektir. Aklınızda şu bulunsun. Prizma sorularında eğer cismin köşelerinden bakın F köşesi, G köşesi, H köşesi gibi köşelerinden bir herhangi bir katı cisim çıkarıldığında cismin yüzey alanı unutmuyorsunuz değişmez. Sadece hacimsel bir azalma olur. Yüzey alanı değişmez değişmez bunu unutmayalım. O zaman cismin yüzey alanı değişmezse bize de soru kökünde yüzey alanı soruluyorsa biz o halde tahta bloğumuzun klasik yüzey alanını bulmamız yeterli olacaktır. O zaman şöyle yapıyoruz. Alt taban alanımız dikdörtgen olduğu için 5 kere 7 35 santimetre kare. Üst taban alanımız da 35 santimetre kare. Topladık 70 santimetre kare. Artı bir de ne var? Yanal alan. Yan alan taban çevresi 7 5 daha 12. Yine karşıda 5 burada da 7 olduğu için 2 ile çarptık. 12 24 çarpı bir de 10 var. Topladık yükseklikle çarptık. 240 santimetre kare de buradan geldi. 70 ile 240 santimetre kareyi toplarsak eğer ne olur bizim aradığımız tahta bloğun yüzey alanı? 240, 70 daha 310 santimetre kare olur. Doğru cevabımız E şıkkı. Bu testimize geldiğimizde birinci sorumuzda arkadaşlar taban alanı 30 cm kare olan ve yüksekliği 3 cm olan prizmanın hacmi kaç cm küptür denilmiş sorumuzda. Öncelikle sembolik bir şekil çiziyorum. Taban alanımız 30 cm kare şöyle değerlendirin bir tane prizma çizdik. Nokta nokta şöyle gelelim şu şekilde. Taban alanımız 30 cm kare. E yüksekliğimiz de kaçmış? H eşittir 3. Bunu yazdık. Eperizmanın hacmi nasıl bulunuyordu? Taban alanı çarpı yükseklik. Yani 30 çarpı 3'ten aradığımız cevap ne olur? 90 santimetre küp olur. Doğru cevabımız C şıkkı. İkinci sorumuza geldiğimizde sorumuzda BC uzunluğu 4 cm, FC uzunluğu 6 cm. Yukarıdaki verilere göre şekildeki eşkenar üçgen dik prizmanın yanal alanı kaç cm²'dir? Peki yanal alan nasıl bulunuyordu? Yanal alan şöyle yazalım hatırlamanız için bir kez daha. Yanal alan eşittir. Taban çevresi, taban çevresi kısaca yazalım çarpı neden ne vardı? Prizmanın yüksekliği h dedik. Peki bu durumda tabandaki şeklimiz eşkenar üçgen olduğuna göre 4, 4, 4. O zaman yan alanı bulurken yan alan dedik şöyle, yan al, alan şöyle yazdık. Taban çevremiz 4, 8, 12 çarpı prizmanın yüksekliği 6, 6 çarpı 12'den aradığımız yan alan 72 santimetre kare olur. Doğru cevabımız D şıkkı. Üçüncü sorumuza geldiğimizde taban alanı 16 santimetre kare olan dikdörtgenler prizmasının hacmi 80 santimetre küptür ve taban çevresi 20 santimetredir. Buna göre prizmanın yan alanı kaç santimetre karedir deniliyor. Sembolik olarak bir şekil alalım arkadaşlar hem daha rahat yorum yapmamız adına bu tarz şekiller faydalı olacaktır. Öncelikle bir şekli aldık. Taban alanımız 16 cm kare. Şekil üzerine çizdik. Koyduk 16 cm kareyi. Prizmanın hacmini vermişler. Ayrıtlarına A diyelim, B diyelim, C diyelim. Bir kere elimizdeki bilgi A çarpı B neymiş? 16. Bunu yazdık. Bunun haricinde hacmini vermişler. Hacim neydi? Taban alanı A çarpı B çarpı C idi. O da eşittir neye? 80'e. Soru da verilmiş. Bir de taban çevresini vermişler bizden. Taban çevresini A artı B'nin 2 katı neye eşitmiş? 20'ye. Bunlar verilenler bize. Bu bizden ne isteniyor? Prizmanın yanal alanı isteniyor. Peki taban çevresi prizmanın yanal alanı önce soru köküne hemen buraya aktarayım. Diyor ki bize yanal alan kaçtır? Yanal alan nasıl bulunuyordu arkadaşlar? Yanal alan eşittir. Tekrar hatırlayın diye yazıyorum. Taban çevresi çarpı çarpı yükseklik. E şimdi taban çevresini vermiş. Bu kutuyu işaretledim. Burada kullanalım. 20 yazdım. E bize ne lazım? Çarpı yükseklik yani h. H şeklinize bakarsanız ne oluyor burada? C oluyor. Peki bize hacmi vermişti. A çarpı B yerine burada hemen 16'yı yazalım eşitlikte. 16 çarpı C eşittir 80 yazdık. Her iki tarafı 16'ya böldük gençler. C'yi buradan 5 bulduk. C5'i aşağıda hemen yana alanda yerine yazarsak 20 çarpı ne olur? 5 olur. 20 çarpı 5 olur. 20 çarpı 5'ten yana alan 100 cm karedir. Doğru cevabımız E şıkkı olur. Dördüncü sorumuza geldiğimizde bir eşkenar üçgen Dik prizmanın taban çevresi 12 santimetredir. Bu prizmanın bir açılımı aşağıda verilmiştir. Unutmadan taban çevresi 12 ise her bir kenarımız 4'er santimetredir. Yani çevresi dediği için hatta şuraya da sembolik olarak yazalım. Bunu yazdıktan sonra prizmanın yüksekliği 15 santimetre olduğuna göre bu açılımın çevresi soruluyor. Prizmanın yüksekliği 15 cm ise açılımın çevresi dediğine göre o zaman burası 15 santimetre olacak. Bizim açılımımızın çevresini bulurken demek ki kapattığımızda bu dörder santimetrelik uzunluklar buralara yerleşecek. O zaman diyorum ki ben şu şekilde burası 4 burası da 4 olacak. Alttakileri toplayalım. 4, 8, 12, 16. Yalnız bu toplama işleminde ortadaki şu 4'ü karıştırmayalım. Açılımın çevresini arıyoruz. 4, 8, 12, 16. 16'da karşıda var arkadaşlar. 32 artı 15 ile 15 de buradan geldi uzunluk olarak 30. O halde açılımın çevresi 62 santimetre olur. Doğru cevabımız B şıkkı. Beşinci sorumuza geldiğimizde, AB uzunluğu 6 santimetre, AD uzunluğu 2 santimetre, AG uzunluğu da 2 karekök 14 santimetre olarak verilmiş. AG uzunluğu 2 karekök 14 santimetre olarak verilmiş. Verilenlere göre prizmanın hacmini arıyoruz. Öncelikle B ile C arası 2 santimetre. A ile C'yi birleştirdik. G ile C'yi birleştirdik. Şurada bir dik üçgen oluşturduk. Daha sonra dedik ki tabanda bir dik dörtgen olduğu için burası dik olur. Ben A ile C arasına x yazarsam tabandaki dik üçgende Pisagor yapabilirim. Hipotenüs olan x kare eşittir. 6'nın karesi 36 artı 2'nin karesi 4'ten x kare neye eşit olur? 40'a eşit olur. Bunu kutu içine alalım. Bir Pisagor daha yapacağım çünkü. Diğer Pisagor'u da nerede yapacağım? Yüksekliğe h dediğimde taradığım şu diğer üçgende yani g, c A üçgeninde h kare yüksekliğin karesi artı diğer dik kenar dikkat edin burası x kare x kareyi bulmuştuk 40 eşittir hipotenüs olan 214'ün karesi 56 40'ı diğer tarafa atarsa kaç kare eşittir 16 buluruz h'ı buradan ne buluruz gençler 4 cm buluruz h yerine 4 yazdıktan sonra artık prizmamızın hacmini bulabiliriz Hacim eşittir taban alanı 6 çarpı 2 çarpı yükseklik 4. Buradan karşımıza ne gelir? 6 kere 2 12 çarpı 4'ten 48 santimetre küp olur hacim. Doğru cevabımız B şıkkı olur. Altıncı sorumuza geldiğimizde bir dikdörtgenler prizmasında 3 farklı yüzeyin alanları 12 santimetre kare, 16 santimetre kare ve 48 santimetre karedir denilmiş. Sembolik olarak bir tane dikdörtgenler prizması alalım gençler. Şöyle yapıyorum hemen harflendiriyorum ayrıtlarını. A dedim, buraya B dedim, buraya da C dedim. Demişler ki farklı 3 farklı yüzeyin alanları yani bir tanesi diyelim a çarpı b olsun. Hemen yazıyorum a çarpı b eşittir 12. Farz edelim diğeri sembolik yazıyorum o yüzden bunları. a çarpı c eşittir atıyorum 16. Diğeri de b çarpı c oldu otomatik olarak 48. Peki deniyor ki bize bu prizmanın buna göre hacmi kaçtır? O zaman ben bunları taraf tarafa çarparsam ne olur gençler? a çarpı a 2 tane a var a kare çarpı ne var? b kare var c kare var. Sonra diğerlerini çarparsam 12 çarpı 16 çarpı 48 var. O halde her iki tarafın karekökünü aldığınızda, sol taraftan ne çıkacak? a çarpı b çarpı C çıkacak. Sağ taraftan ne çıkacak? 16 bir kere 4 diye çıkar. 12 çarpı, 4, 48 olacağı için şuradan dikkat edin. 2 tane 12'miz oldu. 12'lerden biri çıktı. Diğer 4 de 2 diye çıkar. Sol tarafta o zaman A çarpı B çarpı C neye eşit? Hacme eşit. Hacim eşittir. A çarpı B çarpı C o halde o da eşittir. 4 çarpı 12, 48 çarpı 2'den 96 santimetre küp olur. Doğru cevabımız A şıkkı. Yedinci örneğimizde bir düzgün beşgen dik prizmanın bir yanal yüzünün çevresi 26 santimetreymiş. <laughs> 26 santimetrelik çevre bu. Tabanının çevresi 20 ise 5'e bölersek her biri 4 santimetre olacaktır. Düzgün beşgen dediği için. O zaman ne olur? Kapattığımızda buralarda 4'er santimetre olur. Tabandaki bir yanal yüzün çevresi 26 ise o zaman 26 eşittir deriz. Buralara x x dediğimizde 2x artı 4 4 daha 8 yaptı. 8'i diğer tarafa attık. 26'dan çıkarttık 18. 2x 18 ise x 9 oldu. Demek ki bu açınımda x dediğimiz yer 9 ise şuralar hep 9'ar santimetredir. Soruda açınımın çevresi sorulmuş arkadaşlar. O zaman sayarız. 1 burada 4 var. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane 4. 8 de karşıda var. 32, 8 kere 4, 32. Karşıda da 32 var. 64 artı bir 9 burada var. Bir 9 da burada var. 18'i eklediğimizde 74, 64, 74, 82 santimetre olur. Açınımın çevresi doğru cevabımız B şıkkı olur. 8. sorumuzda diktir DE'ye FD 6 santimetre, FE 10 santimetre. Şekildeki üçgen dik prizmanın yan alanı 120 santimetre kare olduğuna göre hacmi kaç santimetre küptür? Öncelikle taradığımız dik üçgen 6, 8, 10 üçgenidir. Burası 8. Bu bir dik üçgen e, dik prizma olduğuna göre burası 6, burası 10, buraya 8'i hemen aktarabilirim. Hatta A köşesi de 90 derecedir. Peki yan alanımız neydi? Taban çevresi yani 120 eşittir taban çevresi. 10, 16, 8 daha 24. Çarpı yükseklik h. Buradan her iki tarafı 24'e bölersek h buradan 5 santimetre bulunur. Yani prizmanın yüksekliği artık 5 santimetredir. Peki bunu bulduktan sonra hacmi istiyorlar. Hacim neydi? Taban alanı. Tabandaki dik üçgenin alanı dik kenarları çarpı 2'ye bölüyoruz. 6 çarpı 8 bölü 2 çarpı prizmanın yüksekliği de 5. 6 kere 8, 48 bölü 2 nedir? 24 çarpı 5'te ne olur? 120 olur. 120 santimetre küp o halde bizim prizmamızın hacmidir. Doğru cevabımız A şıkkı. Dokuzuncu sorumuzda bir dikdörtgenler prizmasının ayrıtları 2, 3, 5 sayılarıyla doğru orantılıdır. Hemen sembolik bir dikdörtgenler prizması yine alalım. Şöyle yapıyorum. Şu şekilde. Şöyle yaptık. Ve bunu verilen sayılarla doğru orantılı olacak şekilde paylaştıralım. Şöyle yapıyoruz. 2K yükseklik olsun. 3 ve 5 dediği için kısa kenar tabanın 3K, uzun kenarımız da 5K olsun. Bu prizmanın alanı demişler 240 santimetre kare. Şimdi prizmanın alanı dediğime göre şuna dikkat edin. Tabanda ne var? 3K çarpı 5K'dan 15K kare var. Yani şunu hemen şuraya yazalım. İkisini çarptık. 3 kere 5 15 k kare. Bir 15 k kare de üst tarafta var. Üst taban alanından geliyor. O zaman buradan ne gelir? 30 k kare geldi. Artı bir de ne var? Yanal alan. Yanal alanı hemen şu tarafta hesaplayalım. Şöyle kısaca yanal alan diye bırakalım. Eşittir taban çevresi. 5K, 3K daha 8K, 2 ile çarptık. 16K taban çevresi. Çarpı yükseklik 2K dediğimizde buradan 32K kare gelir. Yanal alan. Yani 32 karede buraya yazdığımızda prizmanın alanı ne olur bu durumda 32 ile 30'u topladık 62 k kare bulduk. Eşitmiş soruda verilen 248'e 248 her iki tarafı 62'ye bölersek k kare buradan ne bulunur 4 k da buradan 2 bulunur gençler. K yerine artık 2 yazabiliriz. Ufak bir renk değişikliği yapalım. Daha anlaşılır vaziyete gelsin sorumuz. O zaman 2K ne olacaktır? K yerine 2 yazdık. 4. 5K ne olur? 10. 3K ne olur? 6. Soru kökünde prizmanın hacmi soruluyor. Hacim taban alanı. Yani 10 çarpı 6. 60 çarpı yükseklik 4. 4. Ne olacaktır? Hacim 6 kere 4 24'ten 240 santimetre küp olacaktır deriz. Doğru cevabımız bu durumda D şıkkı. İlerlediğimizde 10. sorumuzda ABCDEF eşkenar üçgen dik prizma AB uzunluğu 6 cm EB uzunluğu 5 kök 3 cm prizmanın yüzey alanı soruluyor. Öncelikle eşkenar üçgen dik prizma olduğuna göre tabanın eşkenar olduğuna göre bütün ayrıtlar eşit. Öncelikle yan alanı bulayım. Yanal alan şöyle yazıyorum. Yanal alan Taban çevresi 6 kere 3 18 çarpı yükseklik 5 kare kök 3 dediğimde yan alanım benim 90 kare kök 3 santimetre kare olur. Bunun haricinde yüzey alanı dediği için bir de taban alanlarını eklemek lazım. Taban alanını buluyorum. A kare Karekök 3 bölü 4 eşkenar üçgenin alan formülü olduğu için 6'nın karesi 36 çarpı karekök 3 bölü 4'ten 9 kök alt taban alanı. Bir de üst tabanda 9 kök 3 olacağı için toplam taban alanı 18 kök 3. O zaman 18 kök 3'ü neye ekleyeceğiz? 90 cm, 90 kök 3 santimetre karelik alana ekleyeceğiz. Toplam yüzey alanını bulmak için. O zaman yüzey alanı ne olur? 90 ile 18 köküçü toplarsak aradığımız alan 108 kare köküç santimetre kare olur. Doğru cevabımız bu durumda C şıkkı. 11. sorumuza geldiğimizde ABCDFGH dikdörtgenler prizması verilmiş. Verilenlere göre alan KAB soruluyor. Öncelikle Şurada G ile B'yi birleştirdiğimizde bir dik üçgen elde ederiz ki o dik üçgendeki hipotenüs aynı zamanda KAB üçgeninin neyi olur? Yüksekliği olur. Peki bu durumda ben buradan yola çıkarsam derim ki burada bir 6, 8, 10 üçgeni var. Burası 10. İki paralel arasında yükseklik değişmeyeceği için o zaman K ile e, çizmiş olduğumuz haş arasında ne olacaktır? 11'im olacaktır. Peki bu durumda artık taralı bölgenin alanı 10 çarpı yükseklik yani taban 4 bölü 2'den aradığımız cevap 20 santimetre kare olur. Doğru cevabımız A şıkkı. 12. sorumuzda şekildeki dikdörtgenler prizmasında alan ABCD 35 santimetre kare. Ayrıtlara isimler verelim. AB diyelim. Burası 35 santimetre kareymiş burası. Alan BFHD şuraya C dersek şuranın alanı 45 santimetre kareymiş. Alan ABFE, ABFE o da bizim bizim tarafımıza bize bakan yüzeyi. O da şuraya C dersem 63 cm kareymiş. O zaman bunları bu ifadelerle yazalım. Taban alanı A çarpı B eşittir 35. Diğer taraftaki alan B çarpı C eşittir 45. Diğer öbür alan A çarpı C eşittir 63. Buna göre prizmanın hacmi sorulmuş. Taraf tarafa çarparsak A kare çarpı B kare çarpı C kare eşittir. 35 çarpı 45 çarpı 63 yazılabilir. Peki her iki tarafın karekökünü alacağız. Bu durumda A çarpı B çarpı C eşittir. Diğer tarafta 35 kök içindeki ifadeleri 5 çarpı ne diye ayırdım? 7. Diğerini ne yaptım? 5 çarpı 9 diye ayırdım. Öbüründe de 9 çarpı 7 diye ayırdım. İkişer ikişer olanları bir tane olarak dışarı atıyorum. Bunlardan iki tane var. 5 diye çıktı. İki tane 7 var. Bir tanesi çıktı. Bir tane de iki tane de 9'umuz var. O da bir tane olarak çıktı. Bu durumda ne kalır geriye? Aradığımız cevap 7, 5 kere 7. 35 çarpı 9'dan 9 kere 5 45 9 kere 3 27 5 daha 32 yapar ee, özür dilerim 9 kere 5 45 elde var 4 9 kere 3 27 elde var 4 dediğimizde 315 yapar dikkat edelim e bu durumda aradığımız hacim 315 santimetre küptür doğru cevabımız C şıkkı olur. 3. sorumuzda ABCD EFGH dikdörtgenler prizması veriliyor. EF 4 cm, FA 3 cm, EK uzunluğu 5 cm olarak verilmiş. Şurası 5 cm. Verilenlere göre AB kaç cm'dir denilmiş sorumuzda. Öncelikle şunu yapabiliriz. Biz ED uzunluğunu şu şekilde belirginleyip şöyle bir hamle yapabilirim. D ile K'yı birleştiriyorum. Şurada bir dik üçgenin varlığını biliyorum. Peki bana ne lazım bu durumda? DK uzunluğu lazım. Öncelikle şunu söyleyeyim. DK uzunluğunu nereden bulacağız? Şuradan bulacağız. Şuradaki Pisagor'u yapacağız. FA uzunluğu 3 ise burası da 3. O zaman 3, 4, 5 üçgeninden DK uzunluğu 4 cm'dir. Peki bunu yaptıktan sonra artık şimdi şu hamleyi yapabiliriz. K noktası tam orta nokta olduğuna göre AB'ye paralel çektiğimizde tabanda bir dikdörtgen olduğu için buradaki dikliği hemen diğer dikliği yukarı alıp şuraya bir K, L, D dik üçgeni oluşturabiliriz. Peki bu hamleyi yaptıktan sonra AB uzunluğu x ise burası x olur. Peki L ne olur? K orta nokta olduğu için L de orta nokta olacağından EF 4 olduğu için buralar 2, 2 bölünür. Peki bu hamleyi yapınca artık tabandaki şu dik üçgende aradığımız x'i Pisagor'la bulabiliriz. x kare artı 2'nin karesi 4 eşittir. Hipotenüs 4'ün karesi 16 dersek biz x kare eşittir. 12 x buradan 2 karekök 3 santimetre bulunur. Doğru cevabımız B şıkkı olur. İlerlediğimizde 14. sorumuzda yanal yüzleri eş kareler olan üçgen dik prizmanın yüksekliği 10 santimetre olduğuna göre hacmi kaç santimetre küptür? Sembolik bir şekil çizelim gençler. Çok önemli değil, Daha rahat bir şekil hakkında yorum yapalım diye. Ne demişler? Yan yüzleri eş kare olan üçgen dik prizma. Taban üçgen o zaman. Yan yüzler kare olduğuna göre şöyle bir görüntüyle karşılaşacağız aslında. Tabanlar üçgen şu şekilde ve yan yüzler nedir? Bir karedir ve yükseklik 10sa karenin bir kenarı 10 olacağı için bütün kenarlar 10 olup tabandaki üçgenin de kenarları 10 cm olacağı için tabanda bir eşkenar üçgensel bölge oluşur ve bu üçgensel bölgenin alanı a kare kök 3 bölü 4'ten onun 10 karesi 100 karekök 3 bölü 4'ten ne olacaktır? Alan 25 karekök 3 santimetre kare olacaktır taban alanı bize hacim soruluyor o zaman taban alanı 25 karekök 3 çarpı yükseklik prizmanın yüksekliği 10 çarpıldığında artık aradığımız hacim ne olur? 250 karekök 3 santimetre küp olacaktır. Doğru cevabımız B şıkkı olur. İlerlediğimizde 15. sorumuzda dikdörtgenler prizması biçimindeki bir su deposunun taban ayrıtları 15 ve 8 metre ve yüksekliği 5 metredir. Sembolik bir şekil çizelim. Şöyle yapalım. Şöyle bir şekil alalım. Bunu su deposu gibi kullanalım şimdi. Taban ayrıtlarımız neymiş? Ee, şöyle yaptık. Bir renk değişikliği de yaptık. Taban ayrıtımız 8 metre. Şurası 8 metre olsun. Burası 15 metre olsun. Yüksekliği 5 metreymiş. Tamam. Yükseklik 5 metre olsun. Deniyor ki bize. Bu su deposunun 360 metreküp daha fazla su alabilmesi için yüksekliği kaç metre arttıralım? O zaman yeni yüksekliği bilmeden şöyle değerlendirelim. Tamam su deposunun 5 metrelik yüksekliğini görmezden gelelim. O zaman şöyle değerlendirelim. Öyle bir e, yükseklik elde edeceğiz ki prizmanın tabanı ayrı da değişmeyecek. Ve yüksekliğimiz haş olsun diyelim. O halde şu an şekildeki prizmamızın hacmi ne olacak? 360 metreküp olsun dedik. Peki 360 metreküp olursa bu hacim taban alanı 8 çarpı 15 yüksek ilk haş dersek biz 8 ile 15'i çarparsak ne yapar? 120 çarpı haş yapar. Her iki tarafı 120'ye bölersek haş bu durumda 3 olur. Yani buradan şu anlam çıkarılabilir. Demek ki aynı taban alanlarına ait bu prizmanın yüksekliği 5 metreyken 3 metre daha bulduğumuz 3 metre kadar yüksel, yükseltirsek o zaman 360 metre küp daha fazla su alabiliriz. O halde doğru cevabımız C şıkkı. 16. sorumuzda farklı 3 ayrıtı ABC olan dikdörtgenler prizmasının hacmi 12 santimetre küptür. O zaman ayrıtlarımız A, B, C ise A çarpı B çarpı C 12'dir. Bunu yazdıktan sonra bize bir rasyonel ifade vermişler. 1 bölü A artı 1 bölü B artı 1 bölü C o da eşittir 5 bölü 3. Ben o halde paydaları eşitliyorum. Burayı B çarpı C ile burayı A çarpı C ile diğerini de A çarpı B ile paydaları eşitliyorum. Bu durumda işlemi devam ettirdiğimde B çarpı C artı A çarpı C artı A çarpı B ortak paydada yazıyorum. A çarpı B çarpı C o da eşittir 5 bölü 3. Peki ben de A çarpı B çarpı C yukarıda verilmiş 12. O zaman buraya 12 yazdığımda gerekli sadeleştirmeleri yaptığımda içler dışlar çarpımı yaparsam B çarpı C artı A çarpı C artı A çarpı B. O da eşittir. 20 buluruz. Bize prizmanın alanı soruluyor. Prizmanın alanı soldaki bu ifadenin iki katı. O zaman eşitliğin her iki tarafını 2 ile çarparsak o halde yüzey alanı olur. Yüzey alanı neye eşit olur? 40 cm kareye. Doğru cevabımız D şıkkı olur. İlerlediğimizde 17. sorumuzda ABCD EFGH dik yamuk ve dik prizma olarak ifade edilmiş ABFE kare. EH uzunluğu 13 santimetre, GH uzunluğu 5 santimetre, GC uzunluğu da 10 santimetre. GC uzunluğu prizmanın yüksekliği 10 santimetre ise buralar 10'ar santimetre olur kare dediği için. Bu hamleyi yaptıktan sonra prizmanın bize hacmi soruluyor. Prizmanın hacmi sorulduğuna göre taban alanının alanını bulmamız yeterli olacaktır. Çünkü hacim neydi? Taban alanı çarpı yükseklik. Peki taban alanını bulmak için şöyle bir hamle yapıyoruz. Dikkat edelim. H'tan bir tane GF'ye paralel çizdik. Paralel çizdiğimiz zaman bu tarafta bir dik dörtgen. Şura 5 oldu. Burası dik, şurası dik. Burası 5 olunca 10'dan 5'i çıkarttık. Buraya 5 kaldı. Şu taradığımız dik üçgen 5, 12, 13 üçgeni olduğu için yükseklik artık burası için 12'dir. Yani GF uzunluğu 12'dir. Peki o yamuğu şuraya sembolik bir şekilde çizersek o dik yamuğu. Şöyle bir dik yamuk var. Orası üst taban 5, alt tabanı 10. Oradaki yükseklik GF dediğim 12. Peki bu yamuğun alanını bulacağız. Alan nasıl bulunuyor? Alt taban 10 artı üst taban 5, 15. Bölü 2 çarpı yükseklik 12'den. Gerekli sadeleştirmeleri yaparsam yamuğun alanı 90 cm karedir. Peki ben hacmine geçersem katı cismimizin dik yamuk dik prizmalı taban alanımız ne oldu? 90 çarpı yükseklik kaç? 10. 90 ile 10'u çarpan birey aradığı hacmi 900 santimetre küp olarak bulacaktır. Doğru cevabımız D şıkkı. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.